Sevgili öğrenciler merhaba. Ben coğrafya öğretmeniniz Uğur Gök. 9. sınıf coğrafya videolarıyla tekrar beraberiz. 9. sınıf coğrafya videolarında 2. bölüm konusunu bitirmiştik. Bugünkü dersimizde 2. bölümün yani Milli Eğitim kitabımızın sonundaki ünite değerlendirme sorularına bakacağız. Ölçme ve değerlendirme sorularında ilk önce A seçeneğiyle aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız demiş. Şimdi birinci sorumuzda baktığımızda dünyanın ekvatordan şişkin, kutuplardan basık, kendine özgü bir şekli vardır. Bu şekline biz daha önce geoid adını vermiştik. O zaman bizim birinci sorumuzda doğru yanıtımız geoid olacaktı. İkinci sorumuzda kalıcı kar sınırı ekvatordan kutup noktasına doğru gidildikçe. Şimdi kalıcı kar sınırına baktığımızda ekvatordaki karlar dağların en üst seviyesindeyken kutuplara doğru gidildikçe karlar daha aşağılara kadar inebilmişti. Kutup noktasına geldiğimizde ise kalıcı karların deniz seviyesine itibaren başladığını söyleyebiliriz. Demek ki kalıcı kar sınırı ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe deniz seviyesine doğru ne yapar? Yaklaşır. Demek ki buraya deniz seviyesine doğru yaklaşır yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuzda dinamik basınç alanları dünyanın nokta nokta hareketine bağlı olarak oluşmuştur. Biz size iki tane basınç merkezinden bahsetmiştik. Bir tanesi termik basınç, bir tanesi de dinamik basınçtı. Termik basıncı anlatırken dünyanın şekline bağlı olarak ekvatorda ve kutup noktalarında meydana gelen basınç koşullarına biz termik basınç adını vermiştik. Dinamik basınç konusunu ise dünyanın hareketini anlatırken yani dünyanın kendi eksen etrafındaki hareketi ya da ona biz günlük hareketi demiştik. Demek ki dinamik basınç alanları dünyanın günlük hareketine bağlı olarak 30 ve 60 derece enlemlerinde oluşmuştur diyebiliriz. Demek ki buraya günlük hareket yazabilirsiniz. Dünyanın yörüngesi üzerinde güneşe en yakın olduğu konuma. Şimdi dünya güneş etrafında dönerken yörüngesi elips şeklindeydi. Bu yüzden güneşe bazen yakınlaşır, bazen uzaklaşıyordu. 3 Ocak tarihinde dünyanın güneşe en yakın olduğunu bu konuma da gün beri adını verdiğimizi daha önce söylemiştik. Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarih 4 Temmuz tarihi. Buna da biz gün öte adını verdik. O zaman bu sorumuzda 4. sorumuzda dünyanın yörüngesi üzerinde güneşe en yakın olduğu tarih. Ona biz ne ad vermiştik? Gün beri. Buraya da gençler gün beri yazıyoruz. Kuzey yarımkürede yaz mevsimi nokta nokta günlerinde başlar. Şimdi biz coğrafya açısından 4 tane önemli gün anlatmıştık. Bunlardan biri 21 Mart, bir tanesi 21 Haziran, bir tanesi 23 Eylül, bir tanesi de 21 Aralık tarihleriydi. Biz bu tarihleri anlatırken Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını ve 4 mevsimin görüldüğü bir ülke olduğunu da bahsetmiştik. Türkiye Kuzey Yarımköy'de bulunan bir ülke olduğu için yaz mevsimini 21 Haziran tarihinde başlar diyebiliriz. 21 Mart tarihinde ilkbahara, 21 Haziran tarihinde yaz mevsimine, 23 Eylül tarihinde sonbahar mevsimine, 21 Aralık tarihinde de kış mevsimine başladığımızı söyleyebiliriz. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alanlara yazınız. Siz daha önce burayı ödev olarak vermiştik zaten. Siz buraları tamamlamıştınız. İsterseniz ben söylediğim zaman siz de kitabınızdan bunları kontrol edersiniz. Dünyanın şeklinin kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olan kendine özgü bir şekli vardı. Biz buna geoid adını vermiştik. Dünyanın şeklinin geoid olması şeklinin tam bir küre olmadığını da ne yapmıştı? Kanıtlamıştı. Dünyanın şeklinin tam bir küre olmadığını kanıtlayan özellikler nelerdir? Gençler biz 3 tane kanıt söylemiştik. Onlardan birincisi ekvator yarı çapının kutup yarı çapına göre daha uzun olması. 21 kilometre ekvator yarı çapı kutup yarı çapına göre daha uzundur. Ve bundan dolayı da dünyanın geoid olduğunu söylemiştik. İkinci kanıtta şunu anlatmıştık. Ekvatorun uzunluğu bir meridyen yayının uzunluğundan daha fazlaydı. Demek ki ekvatorun uzunluğunun bir meridyen yayının uzunluğundan daha fazla olması da dünyanın geoid olduğunu kanıtlıyordu. Üçüncü kanıtımız ise yer çekim kuvveti ile ilgiliydi. Dünyanın
şekli geoid bir yapıya sahip ve buna bağlı olarak da yer çekim kuvveti ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne yapar? Artar. O zaman 0 dereceden 90 derece enlemine doğru gidersen yer çekim kuvvetinin arttığını söyleyebilirim. 7. sorumuza baktık gençler. 7. sorumuzda dünya üzerindeki bir noktanın güneşin karşısından geçme hızına çizgisel hız adı verilir. Çizgisel hız ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe azalır. Bu durum yaşanılan gündüz süresini etkiler. Yaşanılan gündüz süresinin bugüne göre daha az olması için çizgisel hızda ne tür bir değişim olması gerekir? Şimdi gençler, bir gün 24 saat yaşıyoruz. Bunun birazı gündüz süresi, birazı gece süresi. Şimdi yaşanılan gündüz süresinin bugünküne göre daha az olması isteniyorsa çizgisel hızın bugünküne göre daha hızlı dönmesi lazım. Yani çizgisel hızda hızlı bir şekilde artış olursa buna göre de gündüz süresinde değişiklik yaşayacağımızı söyleyebiliriz. 8. soruda aşağıdaki tabloda Türkiye'deki gündüz süresinin durumuna ait bir takım çıkarımlarda bulunmuş. Bakın, gündüz süresinin gece süresinden uzun olduğu aylara baktığımızda Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları olduğunu görüyoruz. Demek ki biz bu aylarda gündüz süresinin gece süresinden daha uzun olduğunu biliyoruz. Çünkü biz bu aylarda artık ilkbahar ve yaz aylarını yaşıyoruz. Gündüz süresinin gece süresinden daha kısa olduğu aylara baktığımızda bizim sonbahar ve kış mevsimi bize denk geldiğini de buradaki şekle bakarak görebiliyoruz. Buna göre Türkiye'de hangi aylarda güneşin daha erken doğup daha geç batması beklenir demiş. Gençler, güneşin daha erken doğup daha geç batabilmesi için bizim gündüz süresini gece süresinden daha fazla yaşıyor olmamız gerekir. Seçeneklere baktığımızda Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gündüz süresinin daha uzun olduğunu ve buna bağlı olarak da güneşin daha erken doğup daha geç batacağını söyleyebiliriz. Yani tarihlerimiz Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları diyebiliriz. Şimdi gençler, seçmeli, çoktan seçmeli sorularımız var. İsterseniz onlara bakalım şimdi. Dünyanın şeklinin geoid olduğunu verilenlerden hangileri kanıtlar demiş. Biz zaten az önce söylemiştik. Dünyanın geoid olmasının 3 tane kanıtı vardı. Şimdi bakalım. Birinci merkezde demiş ki, birinci seçenekte dinamik basınç alanları oluşur. Bu dünyanın günlük hareketiyle ilgili, yani burada dünyanın geoid olmasıyla ilgili herhangi bir durum olmadığını söyleyebilirim. İkincisine baktığımda yer çekimi ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe ne yapar? Azalır. Demek ki yer çekim kuvvetinin azalmasındaki temel neden dünyanın geoid olmasıdır. Paralel dairelerin boyları ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe kısalır. Dünya yuvarlak da olsa, dünya geoid de olsa bu durum gerçekleşirdi. O zaman bunun geoidle herhangi bir ilgisi yok. O zaman dünyanın şeklinin geoid olduğunu kanıtlayan seçenek Bursa seçeneği diyebiliriz. 10. sorumuza geçtik gençler. Enlem etkisine bağlı olarak orman üst sınırı dünyanın her yerinde aynı değildir. Buna göre haritadaki numaralandırılmış noktalardan hangisinde orman üst sınırı daha yüksektir? Ben şunu biliyorum ki dünyanın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği yer ekvatordur. O zaman güneş ekvatora büyük açıyla geldiği için ekvatoral bölge sıcak bir yapıya sahip ve bundan dolayı da orman üst sınırının daha yükseklere kadar çıkabildiğini de söyleyebiliyoruz. O zaman orman üst sınırı nerede daha yüksek? Ekvatora yakın bir yer. Hangisi ekvatora daha yakın? Cevabımız tabii ki de Denizli seçeneği, yani 4 numaralı seçenek olacağını söyleyebilirim. 11. soruya baktık gençler. 11. sorumuzda grup ve tan süresi ekvatordan kutup noktalarına gidildikçe uzar. Hani daha önce de biz dünyanın şekli konusunda anlatmıştık. Çizgisel hız ekvatordan kutuplara gidildikçe azaldığı için grup ve tan süresinin de ekvatordan kutup noktalarına gidildikçe uzadığını söylemiştik. Buna göre Türkiye'de bulunan bir kişi güneşin doğuş anını, yani buna biz tan ve grup süreleri demiştik, hani daha uzun süre seyretmek isterse aşağıdakilerden hangisine gitmelidir? Şimdi gençler, verilen seçeneklere baktığımızda Türkiye'ye göre daha kuzeydeki olan bir yere bakmamız, başka bir ülkeye bakmamız gerekiyor. Mısır Türkiye'ye göre ekvatora daha yakın, Hindistan daha yakın, Brezilya daha yakın. Şimdi
Daha uzun süre seyretmesi için tabii ki Norveç ve Almanya Türkiye'ye göre daha kuzeyde ama daha uzun dediği için, daha fazla dediği için Türkiye'ye göre daha kuzeyde olan bir seçeneği yani Norveç seçeneğini işaretleyebilirim. Tabii ki burada Almanya'da Türkiye'ye göre güneşin doğuş anını daha uzun süre seyreder. Ama en uzun süre izlemek istiyorsa tabii ki de daha kuzeye gitmesi lazım. O da Ceyhan seçeneği diyebiliriz. 12. soruya baktık gençler. Aşağıdaki aylardan hangisinde Türkiye'deki gündüz süresi gece süresinden daha uzundur? Türkiye'deki gündüz süresinin gece süresinden daha uzun olabilmesi için ne olması lazım? İşte ilkbahar ve yaz aylarından bir tanesinin olması gerekiyor. Şimdi biz 21 Mart tarihinde Türkiye olarak ilkbahar mevsimine başlıyoruz. O zaman Mart'tan sonraki zaman için mesela Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye'deki gündüz süresinin gece süresinden daha uzun olacağını söyleyebiliriz. Ocak ayı kış ayımız, Ekim ayı sonbahar ayımız, Aralık ayı kış ayımız, Şubat ayı kış ayımız ama Nisan ayına baktığımız zaman gençler Nisan ayında biz ilkbahara başlıyoruz. Artık gece ile gündüz süresinin eşit olduğu zamanı geçmiş bulunuyoruz ve Nisan ayında artık gündüz süresi gece süresinden Türkiye'de daha fazladır diyebiliriz. Şimdi gençler 13. sorumuza baktık. Eksen eğikliğinin açısının 30 derece olması durumunda yengeç dönencesinin aşağıdaki enlemlerden hangisinden geçmesi beklenir? Şimdi biz dönencelerin 23 derece 27 dakikadan geçtiğini, eksen eğikliğinin 23 derece 27 dakika olduğunu biliyoruz. O zaman 30 derece olsaydı eksen eğikliği dönenceler ne olacaktı bu sefer? 30 dereceden geçecekti. O zaman bizim 30 derecedeki bir yeri işaretlememiz lazım. O zaman A seçeneğini, D seçeneğini ve E seçeneğini eledim. Ama bana özellikle yengeç dönencesini sorduğu için benim kuzeyde aramam gerekiyor. O zaman 30 derece kuzey enlemi diyebilirim. Doğru yanıtım bu yüzden ne olacak? Ceyhan seçeneği olacaktır diyebilirim. 14. soruya baktık gençler. Sürekli rüzgarların esiş yönünün sapmasında hangileri etkili olmuştur? Şimdi dünya kendi eksen etrafında batıdan doğuya doğru döner. Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinden dolayı sürekli rüzgarların esiş yönlerinin sapmaya uğradığını söyleyebilirim. O zaman seçeneklere baktığımızda dünyanın yıllık hareketi olmaz. Dünyanın şeklinin geoid olması olmaz. Ama dünyanın kendi eksen etrafında yani dünyanın günlük hareketi sürekli rüzgarların esiş yönünün sapması üzerinde etkili olur. Doğru yanıtımız o yüzden 3 numaralı seçenek olacak Bursa seçeneği. 15. soruya baktık gençler. Güneşin ufuk düzlemindeki konumları gösterilmiş. Sabah doğduğu, öğleye doğru çıkıyor, bir çıkıyor. 3 numaralı noktada en tepe noktaya çıktı. 4 numaralı ve 5 numaralı yerde öğleden sonra yaşadı ve batı dediğimiz bölümde de güneş battı. Buna göre konumları verilen noktalardan hangisinde yerel saat daha geridir? Gençler, yerel saatin daha geri olabilmesi için güneşin daha sonra doğması gerekir. O zaman seçeneklere baktığımda güneşin doğduğu yer burası, battığı yer burası. O zaman doğmaya en yakın olan yerde yerel saatin daha geri olduğunu söyleyebilirim. En ileri olan yer 5 numaralı yer, yerel saatin en geri olduğu yerde 1 numaralı seçenektir. O yüzden doğru yanıtımız A seçeneği olacak. 16. soruya baktık. Eksen eğikliği nedeniyle yarım kürelerde aynı anda birbirine zıt mevsimler yaşanır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi ile Türkiye'de buğday hasadının yapıldığı dönem arasında daha çok zaman farkı oluşur? Şimdi gençler ilk önce ülkelerin bulundukları yarım kürelere bakalım. Almanya, İran, Yunanistan, Arjantin ve Mısır ülkeleri verilmiş. Almanya kuzey yarımkürede, İran kuzey yarımkürede, Yunanistan kuzey yarımkürede, Mısır kuzey yarımkürede. Bunlar içerisinde bir tek farklı olan seçenek Arjantin. O zaman biz buğday hasat dönemini Almanya, İran, Yunanistan ve Mısır'la aynı dönemde yaparken Arjantin'le farklı dönemlerde yaparız. O zaman ikisinin arasında hasat yapıldığı dönemler arasındaki zaman farkının daha fazla olduğunu buradan da ben görebiliyorum. 17. sorumuza geldik gençler. Rize'de yaşayan bir coğrafya öğretmeni derste öğrencilerine bugün yaşanan gündüz süresinin dünden daha kısa olduğunu, yarından daha uzun olacağını söylemiş. Yani gündüzler gittikçe ne yapıyor? Kısalıyor.
Biz gündüzleri ne zaman kısaltmaya başladık? 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşamıştık. 21 Haziran ile 21 Aralık tarihindeki herhangi bir tarihte bir önceki güne göre gündüz süresi daha kısa, yarına göre ise daha uzun olacağını söyleyebiliriz. O zaman tarihimiz Haziran'la Aralık ayındaki bir ay, yani 23 Eylül tarihi diyebilirim ben bu soruda. 18. soruya baktım. Dönenceler dışındaki noktalara yatay düzleme dik olarak yerleştirilmiş çubukların gölge yönü yıl içerisinde değişmez. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılmış noktalarda yatay düzleme dik olarak yerleştirilmiş olan çubuklardan hangisinde gölge yönü yıl içerisinde değişim gösterir? Şimdi biz Türkiye olarak güneşi daima güneyden alıyoruz ve gölge yönümüz bizim daima kuzeye gösterir. Demek ki dönencelerin dışındaki, dönenceler şöyle çizersem mesela ben, dönencelerin dışında bir numaralı yerde hep kuzeyi gösterir, üç numaralı yerde hep kuzeyi gösterir, iki numaralı yerde de yine hep kuzeyi gösterir diyebilirim. 1, 2, 3'te hep kuzeyi gösteriyor. Dönenceleri şöyle çizecek olursam, 5 numaralı yerde daima güneyde olduğunu da söyleyebilirim. Ama dönenceler arasındaki bulunan noktalarda güneş ışınları bazen kuzeyden bazen güneyden geldiği için gölge yönü de bazen kuzeyi bazen ne yapar? Güneyi gösterir. O yüzden cevabımız 4 numaralı seçenek olacak diyebiliriz. Çünkü 4 numaralı yer dönenceler arasındadır diyoruz. Yukarıdakilerden hangileri eksen eğikliğinin sonuçları arasında yer alır? Eksen eğikliği dediğimiz gençler dünyanın güneş etrafındaki yapmış olduğu yıllık harekettir. Şimdi bir numaralı seçenekte muson rüzgarlarının oluşması dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak kara ve denizlerdeki sıcaklık farkından dolayı gerçekleşen bir durumdur. O zaman bir numaralı yere aldım. 2 numaralı yere baktığımda dinamik basınç alanlarının oluşması. Bu dünyanın kendi eksen etrafında yani dünyanın günlük hareketine bağlı olarak yaşanan sonuçlardan bir tanesidir. 3.sine baktım. Bakın gün diyor. O zaman bu gün içerisinde yaşanan bir olay. Yani yıl içerisinde ya da eksen eğikliğine bağlı olarak yaşanan bir durum değil. 4'e baktığımda ise yıl içerisindeki gündüz sürelerin değişmesi. Bir yerde gece ve gündüz sürelerinin değişmesindeki temel neden dünyanın ekseninin eğik olması ya da dünyanın yıllık hareketidir. O zaman 4 numaralı seçeneği de ben alabilirim. Doğru yanıtımız 1 ve 4 yani Bursa seçeneği olacak. 20. soruya geldik gençler. 20. sorumuzda yukarıdaki dünya haritasında verilen noktalardan hangisinde yaşanan gündüz süresinin yıl içindeki değişimi diğerlerine göre daha azdır demiş. Şimdi dünya üzerinde sürekli olarak ekinoks yaşayan bir noktamız var. Ona biz ekvator çizgisi diyoruz. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece ile gündüz arasındaki zaman farkı artar. Mesela kutupları düşünelim. Kutup noktalarında 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanır diyebiliriz. O zaman bize gündüz süresinin yıl içerisindeki değişimi daha azdır diyorsa o zaman bunun ne yapması lazım? Ekvatora yakın bir nokta olması lazım. O zaman ekvatora en yakın olan noktanın da seçenekler içerisinde 3 numaralı seçenekle gösterildiğini söyleyebilirim. Cevabımız Ceyhan olacak. 21. soruya geçtik gençler. Eksen eğikliği açısının artması durumunda. Eksen eğikliği eğer artarsa mesela şu anda eksen eğikliğimizin derecesi kaç derece? 23 derece 27 dakika. Şimdi eksen eğikliği örnek veriyorum 30 derece olsaydı neler olurdu? Mesela eksen eğikliğinin artması durumunda orta kuşak genişlemesi demiş. Eksen eğikliği azalsaydı böyle bir durum olurdu. Yani eksen eğikliği 23 derece değil de 10 derece olsaydı bu sefer orta kuşak ne yapacaktı? Genişleyecek. O zaman bu eksen eğikliği açısının artması değil azalmasıyla gerçekleşen bir durumdur. Tropikal kuşağın daralması. Eksen eğikliği şu anda 23-27. Eğer eksen eğikliği 30 derece olsaydı arttırsaydı tropikal kuşak daralmaz. Tropikal kuşak ne olurdu? Genişlerdi. Kutup kuşağının genişlemesi, eksen eğikliği 30 derece olsaydı tropikal kuşak genişleyecek, orta kuşak daralacak, kutup kuşağı ne yapacaktı? Genişleyecekti. O yüzden doğru yanıtımız gençler 3 numaralı seçenek olacak. Yani cevabımız Bursa diyebiliriz. Gençler 22. sorumuzla, son sorumuzla devam edelim. 22. sorumuzda matematik iklim kuşaklarının sınırlarının belirlenmesinde hangilerinin etkili olduğunu bize soruyor. Şimdi dünya üzerinde iki tane bizim kuşağımız var. Bunlardan bir tanesinin adı matematik iklim kuşağı, bir tanesinin adı da sıcaklık kuşağı. Matematik iklim kuşağının oluşmasında
Eksen eğikliği sıcaklık kuşağının oluşmasında ise dünyanın şeklinin etkili olduğunu söyleyebilirim. Dikkat edin, matematik iklim kuşaklarını söylerken ne diyoruz? Tropikal kuşak, orta kuşak ve kutup kuşağı. Dereceleri de şöyle: tropikal kuşak 23 ile 23 arası, orta kuşak 23 ile 66 arası, kutup kuşağı dediğimizde 66 ile 90. Yani herhangi bir sayılarda değişiklik yok. Ama sıcaklık kuşağına baktığımız zaman her iki yarım kürede kara ve denizlerin dağılma özelliklerine bağlı olarak her iki yarım kürede sıcaklık kuşaklarının sınırları farklıdır diyebiliriz. Bu soruda matematik iklim kuşaklarının sınırlarının belirlenmesinde hangileri etkili olmuştur? Tabii ki eksen eğikliği etkili olmuştur. Okyanus okuntularının, hayır söylemedik. Kara ve denizlerin dağılışı sıcaklık kuşağı üzerinde etkiliydi. O zaman seçeneklere baktığımızda yalnız bir numaralı seçeneği diyebiliriz. Şimdi gençler, ikinci bölümümüz dünyanın şekli ve hareketleri bölümünde dünyanın şeklini anlattık, dünyanın günlük hareketini, dünyanın yıllık hareketini anlattık. Aynı zamanda da 4 önemli günümüz vardı: 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık tarihleri vardı. Bunları anlattık. Sonra matematik iklim kuşaklarıyla beraber konumuzu bitirmiştik. Şimdi bugünkü videomuzda size biz bu kitabımızdaki, Milli Eğitim kitabımızdaki konu arkası sorularını, etkinlik sorularını çözmüş olduk. Zaten daha önce siz bu soruları ödev olarak almıştınız, yapmıştınız. Biz de şu anda onları kontrol etmeniz için cevaplarını söylemiş olduk. Şimdi gençler, videolarımız tabii ki devam edecek. Önümüzdeki videoda artık 3. bölüme, 1. ünitemiz doğal sistemler ünitesiydi. Biliyorsunuz ki çok uzun bir üniteydi. Biz bu üniteyi bölümlere ayırmıştık. 5 bölümde inceleyecektik. Önümüzdeki dersimizde 3. bölüm yer ve zaman ünitesine geçeceğiz. Bu ünitede işte size koordinat sistemlerini, paralelleri, meridyenleri, enlem, boylam, zaman ve konum belirleme nasıl yapılıyor, onlarla ilgili bilgi vereceğiz. Siz dersimize başlamadan önce bu 3. bölümle ilgili olan kısmı Milli Eğitim kitabımızdan bir defa lütfen okuyalım. Bundan sonraki dersimizde daha iyi anlayabilmeniz için mutlaka o bölümlerin okunması gerekmektedir. Bu bölümde, bu videoda beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Size iyi çalışmalar, görüşmek üzere.